Rum tarafı şunu iyice öğrenmesi gerek. İstediği kadar silahlansın. Bu coğrafyada Türkiye'ye karşı askeri bir başarı sağlama şansı sıfır bile değil. Boşu boşuna para harcıyorlar. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Kıbrıs'taki güncel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yaptı. Ertuğruloğlu Rum tarafının AB'yi silah olarak kullandığını söyledi. Bugün Rum tarafının bize karşı kullandığı en büyük silah da Avrupa Birliği'nden başka bir silah değil. Bunu düzeltebilecek kapasiteleri de yok. AB'nin bu yaptığı hatayı düzeltebilmesi için Rumların ve Yunanlıların oy vermeleri gerek. Böyle bir olasılık söz konusu değil. Adadaki Birleşmiş Milletler barış gücünün kabul edilebilir olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanmasına değindi, başarı şanslarının olmadığını söyledi. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin mutabakatıyla gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmalarının kabul edilir olmadığını söylemeye çalışıyoruz. Rum tarafı şunu iyice öğrenmesi gerek. İstediği kadar silahlansın. Bu coğrafyada Türkiye'ye karşı askeri bir başarı sağlama şansı sıfır bile değil. Boşu boşuna para harcıyorlar. Doğu Akdeniz'i Türk ulusunun davası olarak niteleyen KKTC Dışişleri Bakanı, kendi ulusal çıkarlarını beslemeye çalışmalarına sempatiyle mi bakacağız dedi. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı, hukukumuzu, güvenliğimizi Türk ulusunun bir hassasiyeti, bir meselesi diye görmeyeceğiz de bunların kendi ulusal çıkarlarını beslemeye çalışmalarına sempatiyle mi bakacağız? İsrail'in tıpkı Gazze gibi adada toprak aldığı iddiaları hakkında da konuşan Ertuğruloğlu, Kıbrıs toprağının satılık olmadığını vurguladı. Rum tarafı şunu iyice öğrenmesi gerek. İstediği kadar silahlansın. Bu coğrafyada Türkiye'ye karşı askeri bir başarı sağlama şansı sıfır bile değil. Boşu boşuna para harcıyorlar. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Kıbrıs'taki güncel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yaptı. Ertuğruloğlu Rum tarafının AB'yi silah olarak kullandığını söyledi. Bugün Rum tarafının bize karşı kullandığı en büyük silah da Avrupa Birliği'nden başka bir silah değil. Bunu düzeltebilecek kapasiteleri de yok. AB'nin bu yaptığı hatayı düzeltebilmesi için Rumların ve Yunanlıların oy vermeleri gerek. Böyle bir olasılık söz konusu değil. Adadaki Birleşmiş Milletler barış gücünün kabul edilebilir olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanmasına değindi, başarı şanslarının olmadığını söyledi. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin mutabakatıyla gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapmalarının kabul edilir olmadığını söylemeye çalışıyoruz. Rum tarafı şunu iyice öğrenmesi gerek. İstediği kadar silahlansın. Bu coğrafyada Türkiye'ye karşı askeri bir başarı sağlama şansı sıfır bile değil. Boşu boşuna para harcıyorlar. Doğu Akdeniz'i Türk ulusunun davası olarak niteleyen KKTC Dışişleri Bakanı, kendi ulusal çıkarlarını beslemeye çalışmalarına sempatiyle mi bakacağız dedi. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı, hukukumuzu, güvenliğimizi Türk ulusunun bir hassasiyeti, bir meselesi diye görmeyeceğiz de bunların kendi ulusal çıkarlarını beslemeye çalışmalarına sempatiyle mi bakacağız? İsrail'in tıpkı Gazze gibi adada toprak aldığı iddiaları hakkında da konuşan Ertuğruloğlu, Kıbrıs toprağının satılık olmadığını vurguladı.